Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir aydır Mayıs ayında her gün yağmur yağdı. İnanın böyle bazen sel gitti, dolu yağdı. Ve çimlerim Mayıs ayı gübrelememi yapmama rağmen çok sararmıştı. Mayıs ayının içinde birkaç haftada çok sapsarı oldu. Ben de tekrar hemen demir ve NPK 446 gübreden uyguladım. Aslında yağmurlar yağarken gübre uygulanmaz ama mecbur kaldım. Çünkü uygulamasaydım çimleri kurtaramayabilirdim. Köklerde sararmalar başlamıştı. Bu süreçte çimlerin üzerinde hiç gezmedik, çimlere basmadık. Çünkü çimlere çok ıslak olduğu zaman, içi çamur olduğu zaman, bastığımız zaman vakum yapar. O kökler boğulabilir ve toprağın altındaki kökünden bu yeşil doku beslenemez ve çim kurur. O yüzden hiç basmadık. Bakın fırtına ile böyle yapraklar döküldü. Kiraz ağacının içinden bu aylarda böyle sarı sarı yapraklar dökülüyor. Vitamin eksikliği tabii bu. Bunları bile toplamadım. Bekliyorum. Şimdi yağmur 3 gündür yağmıyor. Çok ıslak. Çimler biraz uzadı ama çok çamur olduğu için, ıslak olduğu için kesemedim. Bugün keseceğim çünkü cumadan itibaren yağış görünüyor. Cuma, cumartesi, pazar ve salı günü yağış görünüyor. O yüzden ben bugün hemen çok acil çimlerimi keseceğim. Hava durumuna mutlaka bakın. Çiminiz varsa, çim yetiştiriyorsanız ve yağmur geliyorsa, çimleriniz de uzunsa çim kesmelisiniz. Çünkü yağmur nedeniyle çimler daha da büyür, daha da uzar. Uzayan çimlerinde köklerinde, diplerinde sararma olur. O yüzden yağmur geliyorsa çim kesmek gerekiyor. Çim bakımı yapıyorsanız hava durumuna haftalık bakın. Yağmur olup olmadığına ya da sıcaklığın kaç derece olduğuna ona göre çim bakımınızı daha kolay yaparsınız. Sulamanızı ya da yağmur geliyorsa kesiminizi ona göre ayarlarsınız. Yağmurdan önce çim kesmek çimlerin yağmur nedeniyle aşırı uzamasına engel olur. Ben de bugün keseceğim. Çünkü yarın yağış var. Çimleri de kısa kesmeyin. Her seferinde hatırlatıyorum. Çünkü kısa çim kesmek çimlerin kurumasına neden olur. Yemyeşil halı gibi çimleriniz olsun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.